Evet arkadaşlar, öncelikle herkese merhabalar. Bugün sizlere ee, bir define sitesinde paylaşılan, tartışılan uzun bir konudan bahsetmek istiyorum. Konuları uzun uzun tuttular. Ben de dikkat, dikkatimi çekti. Koordinatlarla bu noktayı resimlerinde paylaştıkları için bu noktayı ben de kendim buldum. Ben de inceledim ve e, bazı şeyleri Artık anlatma vakti geldi. Artık e, bazı şeyleri bilinmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi e, olayın geçtiği nokta burası. Bunu anlatacağız. İkinci olarak da e, bir cihaz düşünün. E, bunların toprak altındaki çalışma yani toprağın altındaki nesne çalışma frekansları. İkinci anlatacağımız konulardan birincisi ikincisi. Üçüncüsü internet siteleri. Yani define internet siteleri. Gruplar, şunlar bunlar. Bunlar kimlerin elinde? Onlarla alakalı bir bildiri paylaşacağız. Anlatacaklarımız tamamen tarafsız arkadaşlar. Ben firma sahibi veyahut bir cihaz satıcısı değilim. Tamamen bilgilendirme amaçlı. İnanıp inanmamak, dinleyip dinlememek tamamen kendi kararlarınız içinde kalıyor. Şimdi anlatalım. Bir usta buraya bakıyor. Bu görmüş olduğunuz şu alana. Burada bir şey buluyor, tespit ediyor. Örnek ki o da. Ve bunu paylaşıyor. Diyor ki herkes soruyor. Yorum alalım. Sizce nerede? Ne var, varsa nerededir? Örnek. Ustanın birisi burası, birisi burası, birisi burası, birisi burası diyor. Biri dere yataklarının başlangıçları diyor. Öncelikle şunu da belirtelim. Dere yatağının ve dere yatağı örnek şöyle de çizersek dere buradan geçiyorsa dere yatağının tepe nokta yapana kadar define olmayacaktır. Onu da bir kenara yazın. Ve bu kadar şeyin içinde arkadaşlar hani dedik ya birileri buralara çizdiler dere yataklar dedi. Biri tümülüs diyor arkadaşlar. Ortada hiç tümülüs falan hiçbir şey yok ama. Bakın. Tümülüsün olmadığını gösterelim. Bakın burada bir tümülüs yok. Şu görmüş olduğunuzda ne hüyük ne de bir şey. Küçük iki tane tepecik. İsterseniz e, buranın yükseltisine de bakabiliriz. Buranın gerçekten hani ikna olmayan arkadaşlar varsa onlar da yazsınlar. Özellikle bu noktaların e, yükseltilerine nasıl bir bağlantı olduğunu da onlara da gösterebilirim. Bunun da yani bir tümülüsün yükseltisi yani haritalar üzerindeki yükselisi de önemlidir. Neyse onları fazla karıştırma. Burada biraz daha karışık. Geçelim biz konumuz arkadaşlar. Dedik ki herkes bir şey söyledi. Biri tümülüs dedi. Ve bir tanesinin yorumunu okuyorum. Bu görmüş olduğunuz alan bir dere yatağı. İçinden su geçiyor bu görmüş olduğunuz alandan. Adam diyor ki şu an bu, burası kurmuş olabilir ama diyor. Yıllar önce diyor 5000 yıl önce diyor. Buradan diyor 30 metre yükseklikte su akıyordu diyor. Yani şu görmüş olduğunuz alandan bahsediyor. Şu dere yatağı var ya arkadaşlar. Buradan 30 metre yüksekliğinde su akıyormuş. Bu da şuna denk geliyor arkadaşlar. Şöyle yaparsak bir kaldıralım şunu. Bu da Türkiye'deki bütün vadeler yani 500 metrelik bir vade olsaydı var yani Türkiye'de de bunlar. Bu 500 metrelik yükseklikte bir su gidişini gösteren bir yerdi arkadaşın dediğine göre çünkü arkadaşın coğrafyası dünyanın oluşumu ile hakkında bilgisi ileri derecede fazla. Arkadaşa katılır mısınız bilemiyorum. Fazla uzatmayacağım bu yerle alakalı. Aslında bu konu üzerinden geçecek giderekten anlatmak istedim. Bu görmüş olduğunuz alanda hiç herhangi bir şey yok. Ha yine de yardımcı olabilmek adına aradığınız şeyler bu görmüş olduğunuz şu yeşilim silik suyun geçtiği noktanın sırtında güney kısmında kalacaktır bakıp bakmamak Siz neyse oralar geçelim şimdi gelelim Arkadaşlar biz tekrardan yerimize bir form sitesindesiniz. burada dedektör e, isim marka model veyahut neyse dedektörler hakkında paylaşılan yer Burası bu şekilde Burası da firma arkadaşlar A firması şöyle yazalım ellerinde x y z v cihazları var. Buradan firma çalışanının bir tanesi buraya bir konu açıyor. X diye. Buradan bir usta geliyor. Bakın, usta kim? Onları da anlatacağız. X hakkında 3-4 yıldır kullandığını ve memnun olduğunu yazıyor. Buradan başka bir usta geliyor. Diyor ki bu cihaz güzel ama diyor bunun yetkili kişi var. Bu, bu konulara hakim olan insan var diyor. O gelsin diyor. Oradan da o geliyor. O da bayağı bir uzun yazıyor çiziyor. Tabi hiçbir kötü yorum yok. Yazıyor çiziyor ve bu cihazı aslında bakın alan da satan da kendileri. Buradan bir defineci kardeşimiz gidiyor. Bu yorumları okuyunca bu cihazı almak almasını aklında ee, onu e, iyi bir cihaz olduğunu kendi kendine inandırıyor. Nedeni bu görmüş olduğunuz yazılar. Peki bu yazılar nereden gelip de geliyor? Bir internet sitesinde veya, veya Facebook veya başka bir yerde neredeyse test videosunu gördükten sonra e, bu yazıyı araştırma gereği duruyor ve araştırdığında da böyle bir şeye karşınca, karşılaşınca da yani o insanların kendi kendilerine satmış oldukları cihazı almış oluyor. Bir adı sanı duyulmamış cihazlar, özellikle burası önemli. Şimdi bir de internet sitesiniz. Şunlar konular, sayfalar yani bunlar. Siz şuraya bir resim attınız, size 5 tane mesaj geldi. Ama bir internet sitesinde yetkili kişi attığında burası sayfa oldu. 20 diyelim ya. Şöyle düz yazalım. 20. Siz bir sikke attınız tarihini sormanız için. ikinci bir yorumu göremezsiniz. Çünkü bilgileri yok. Kendileri olmayan bir şey attığında olur size 50 sayfa. Nedeni? Kendi kendilerini desteklemeleri. Nedeni? Bunların birçoğunun internet sitelerindeki birçok yani defini sitelerinin üzerindeki kişilerin firma sahibi veyahut firma çalışanlarının olduğu içindir. Ben size A, B, C firması demiyorum. Genel olarak ben konuşmasını yapıyorum. Şimdi gelelim bir de cihazların çalışma frekanslarıyla alakalı veyahut çalışma prensipleri. Bu bizim cihazımız. Burası toprağımız. Cihaza ayrım aldınız arkadaşlar. Örnek diyorum. Şurada bir çivimiz var. Tek tekçilerin en büyük dostu çünkü o. Bunu ayrım aldığınız cihazı artık değersiz şeyleri görmeyecektir. Toprağın altındaki bu şeye sinyal verecektir. Ne verecektir? Değerli veyahut şunu yapar şöyle yaparsak değerli veyahut altın. Siz bunu çıkardınız arkadaşlar. Cihazınız buna ötmeyecektir. Yani sinyal vermeyecektir. Tepki vermeyecektir. Nedeni? Şu görmüş olduğunuz aradaki toprak var ya arkadaşlar odur. Toprağın altında yani şöyle anlatırsak, şuraya çizersek fazla karıştırmadım. cihazın hava testi olsun arkadaşlar. Burada cihazı istediğiniz şeyi ayrımı yaptırabilirsiniz. İş buradan terse döndüğünde, yani şöyle olduğunda, toprağın altına girdiğinde bu cihaz bunu anlamayacak, ayırdığında sıkıntı çekecektir. Bu tüm cihazlar için bu böyledir. Peki değersiz şeyi nasıl kapatabilirsiniz? Şu cihazımız, toprağımız ve burada şey. Eğer ki aldığınız sinyal, bazı firmalar çift sinyal verdiğini söylüyor. Altın, işte değerli, değersiz, karışık bir şey de verdiğini söylüyor. Çift sinyal, üç sinyal neyse işte. Doğruluk payı var mı? Evet. Bazı yerlerde var. O da toprağın mineral boyutuyla veyahut aranan malzemenin yani bulunan malzemenin tamamen e, bobine yakınlığıyla alakalı, yani toprağın yüzeyinde olmasıyla alakalı. Yani nasıl toprağın üstüne çıkardığımızda e, onu değersiz olarak anlıyorsa, toprağın altında ne kadar yüzey yakalı olursa, o kadar da ayrımda iyi olacaktır. Bir de şöyle çizelim. şu şuna cihazımız, burada da bir değersiz şeyimiz var. Ekranlı cihazlar, hedef IP klas üzerinde ikiye böldüm. Tek de olabilir. Çift de olabilir. İki önce iki anlatayım. Buralarda normalde yazması gereken mesela 5 ile 15 17 neyse. Yazması gereken bu. Eğer sürekli değişiyorsa o çividir. Boşuna kazmayın. Eğer tek varsa arkadaşlar şöyle yaparsak normalde bunu görmesi gereken 1 ile 17 arasıdır. Eğer ki 1 ile 17 değil de sürekli 50, 180, 90 yazıyorsa bu da aynı şekilde çıkacak malzemenin değerli bir şey değil de aslında bir demir olduğunun göstergesidir. Ben size şunu soruyorum. Şimdi altın ayrımını alıp veyahut değerli ayrı ayrım aldığınız cihazı demirden haç kaybettiniz. Bunu bulamayacaksınız arkadaşlar. Bir kandil şöyle çizersek şöyle kötü bir kandil çizelim ben size demirden olanları bunu bulamayacaksınız. Veyahut buna benzer kilise veyahut mezar süslemesi veya kullanım amaçlı olan metallerin hepsi demirden olduğu için veyahut e, ee, dövme demirden falan yani demirden yapılmışsa onların hiçbirini bulamayacaksınız değersiz diye. O yüzden aradığınız yerin nerede olduğunu çok önemlidir. Siz tutarda bir köyün için mesela köy şurasıdır, yaşantı yeri burasıdır, siz buranın etrafında bir şey ararsanız ayrım aldığınızda her zaman sıkıntı çekeceksiniz. Ayrımsız kullandığınızda da buradaki tüm pislikleri bulacaksınız. Ama siz tutarsınız köyden yaklaşık 5 kilometre uzakta yakınlarda herhangi bir şey olmaz. Ve bir dere yatağında yani şöyle bir noktada kimsenin olmadığı bir alanda şu noktaları aramanız değersiz yani ayrımsız aradığınızda daha çok malzeme bulacağınıza eminim. Evet, gelelim bir diğer kus konuya. <laughs> Değerli derin arama. Şimdi burada derin arama cihazımız var arkadaşlar. Şurası toprak. Burada da bir kovamız var. Hatta kova olmasın var olsun bu. Şu mesafe 4 metre, 3 metre neyse 3 4 metre olsun. Cihaz buradan bunu görebilir ama ayrım yapamaz. Bunu en net şekilde söylüyorum. Cihazlarla 4 metrede ayrım yapamazsınız. Nedeni? Siz 10 santimde ayrım yapamadığınız şey 4 metrede beklemeyin zaten. İddia eden arkadaşlar var mı? Olur. Olabilir de. Görebilir mi? Orası bile sıkıntıyken. Ha. Yerin altında ne aradığınız çok önemli. Siz 4 metreyi görebilmeniz için böyle bir araba işte varil veya buna benzer büyük malzemeler görmesiniz lazım ki Romalılar varil kullanmıyordu arkadaşlar. O dönemde küpler olduğu için büyük küp parçaları kullanıyorlardı. Aklınızda bulunsun. O adamların bu denli büyük malzemeleri yoktu. Yani böyle varilleri veya buna benzer büyüklükte ebatta metalleri yoktu. Araba, gemi, uçak falan gömmediler. O yüzden derin ama cihazlarında siz 3 metre 4 metrelerden bir küp parçasını yani bir küpü çıkaracağınızı düşünüyorsanız orada da yanılıyorsunuz. Gelelim bir diğer husus. Derin arama cihazlarında. Burası totma, toprağın katmanları, toprak katman katmandır. Serttir, sarı renklidir. Serttir mesela bir bimistir örnekliyorum. Şu alanda bir toprak minerallerinin yoğunlaştığı noktadır. Aslında toprağın her tarafında vardır. Bakın buralarda tek tük varsa da burada yoğunluktadır. Burada gümüştür, bronzdur, bakırdır. Tüm metallerin yoğunluğu buraya birikmiştir. Sizin cihazınız buraya değerli bir sinyal verecektir. Derin arama cihazları. Övüp bitiremedikleri bu derin aramalar var ya arkadaşlar. Neyse siz buraya kazdınız. Şöyle kazdınız. Bakın. Buradaki toprağı şurası toprak şey yapalım. Buradaki toprağı şuraya yığdınız. Cihazı buraya tuttuğunuzda bir baktınız sinyal yok. Allah Allah nasıl olur? Yani orada bir şey cinler falan taşımadı arkadaşlar. Hani diyor ya taşıdı falan. Aslında taşımadı. Siz burada var olanı dışarı attınız. Attığınız toprağı tuttuğunuzda sizin cihazınız minerali normalde mineral ayırt ediyordu ya attığınız toprak yukarıda baktığınızda aşağıda değil olduğunuz gördüğünüz sinyal yukarıda mineral olarak görünüyor. Bu da cihazların. Şu görmüş olduğunuz bir veya iki metredeki derindeki malzemelere ayrımda ne kadar yanlış çalıştığının göstergisidir. Özellikle toprak ayarıyla çalışan cihazlar örnek diyorum. Şu alanda yaptığınız toprak ayarı ile şu alandaki ve şu alandaki en basiti şu tepedeki Yer ile şu görmüş olduğunuz yamaçtaki toprak yapısı aynı değil. Mineral aynı yapıda değil. Şu kuzey taraf güney ile kuzey tarafındaki toprak yapısı aynı olmadığı için bu cihazlar buralarda çalışırken sıkıntı çekecektir ki derin inerken örnek diyorum şöyle toprağımız bu da cihazımız. Şu şurada şu biraz daha büyük parça bu biraz daha büyük parça burada da varil. Çizelim. Çalışma frekansı olarak mesela örnek diyelim. Bu karşıdan çalışıyor? 5 ile çalışıyor. Başlık büyük, metal büyük. Örnek şöyle yapalım. 50 santime inebilir. Yanlış duymadınız. Ayrım demiyorum. Frekans. Siz 10 veya 12 ee, kilo çalışan bir cihazı 4 metre indirdiğinizde şuradan gidiyor arkadaşlar bu frekanslar manyetik dalgalar bunlar giderken düz gitmeyecektir yayına yele gidecektir buna çarpacaktır ama cihaz bu mesafedeki şu toprağın arasındaki sinyaller onu fazlasıyla yoracaktır ve bu şekilde de size boş kazılar yaptıracaktır aklınızda bulunsun Şimdi tekrardan geçersek e, konumuzu şöyle yapalım internet sitelerindeki kişiler birçoğu firma sahipleridir veya firma çalışanları. Bunları bir kenara yazınız. Görmüş olduğunuz gibi kendi konularında atarlar tutarlar ama sizin konularınızda herhangi bir şey yapamazlar. Zaten ben şunu her zaman size söylediğim tek şey şu arkadaşlar. Kendi yerinizi mesela kendi yeriniz varsa bunu sizden başkası çözemez zaten. Nedeni ne biliyor musunuz? Eğer herkes her şeyi çözmüş olsaydı zaten Türkiye'de yer kalmazdı. Ben kendim gidiyorum mesela. Ben sadece video çektiğimi görüyorsunuz. Ama o alanda ne kadar zaman geçirdim görmüyorsunuz. Ben ileri derecede fazlasıyla zaten bunu araştırmasını yapıyorum. Size onların videosunu yükleseydim siz hiçbirini izlemezdiniz zaten. Siz diyorsunuz ki şurası mezar. Örnek diyorum şurası mezar. Gel burayı aç söyle. Burayı ben şuradan tepeden gireyim içine hop girdim. Yok böyle bir şey. Siz burayı direkt kendiniz bulmadan kimse bulamayacaktır. Nedeni çünkü şu ben kendim de gelsem aynı işlemi yapacağım. Kazmadan e, bilemeyeceksiniz. Siz de yapsanız veyahut kim gelirse gelsin bunu bu şekilde şu alanda bir mezar varsa. Örnek diyorum şurada bir mezar var. İşaret e, şu noktada. Siz bunun etrafını bakmadan bu mezarı bulamazsınız. Siz bekliyorsunuz ki pardon. E, bu adam direkt buraya çizsin. Yani şu mezarı bana versin. Evet. Bunu kimse size yapamayacaktır. Siz bunu ölçeceksiniz. Neyse fazla o konuya girmedim. Bu konuyu hakkında biraz daha başka videoda biraz daha anlatacağım arkadaşlar. Bugünlük bu kadar yeter arkadaşlar. Hiçbir internet sitesinde güvenilir olmadığını öncelikle yerli veya yabancı hiçbir cihazı kötülemediğimizde burada bir cihaz kötülemedik. Özellikle araziye çıkmayan insanların. Bakın bu cümle çok önemli. Bunu çok kullanıyorlar çünkü. Ya araziye çıkmamış insanlar diyor. Tutmuş diyor işte cihaz satıyor. işaret çözüyor. İşaret çözmüyoruz. Öncelikle bunu bilin. Biz burada aslında işin mantığını. Şu insan mesela şurayı çizelim. Bir insan düşünün. Şuradaki bir kişiye laf yapıyor. Araziye çıkmamış insan diyerekten. Aslında Araziye bu çıkmıyor ama bu laf yapan insan araziyle hiç alakası yok. Tamamen ticari. Gördünüz mü? İnternet sitelerinde aynı şekilde çubukçular, alan taramacılar, bakın alan taramacılar özellikle de firma sahipleri mevcuttur. Nedenine gelirseniz siz kendi cihaz mesela form sitesine girdiniz. Kendileri burada cihazlarını satabiliyorlar zaten yazlara paylaşıyorlar reklam falan filan. Burada bunlar. Siz buraya bir cihaz satmak istiyordunuz. Siz buraya yorum yazdığınızda hop sizin konu kapandı. Niye? Cihaz satmak yasak. Çünkü niye? Kendi cihazlarını satmak istiyorlar. Yani ekmeği paylaşmak istemiyorlar arkadaşlar. O şekilde de kendinize bu konularda biraz daha mantıklı davranmanızı istiyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar. İnşallah her şey gönlünüzce ve hayal ettiğiniz gibi olur. Ama unutmayın, hiçbir şeyi araştırmadan, denemeden almayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.